Mesnevi Zerre 11. Basir, Şehit ve Rakip isimlerini anlamaya çalışalım. İ'lem eyyuhel aziz insan öyle bir in'am ve ihsanın kesifidir ki bütün hacatına vakıftır. Öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir bu malumatla her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafül eder ve bütün cinayetlerini bilen, hacatını gören, va veilalarını işiten semir, basir, alim, mucib olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevehüm edebilir? Rakip isminin anlamı kontrol ve gözetim altında bulunduran rakip, görüp, gözeten, murakabe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol altına alandır. Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan demektir. Her varlığı, her işi, her an gözeten bütün işleri murakabesi altında bulunduran demektir. Şehit, her şeye şahit, her şeyi hakkıyla gören, bilen, ve muamelesini de buna göre yapan, zamansız, mekansız, hiçbir yerde olmayarak her yerde, her zaman hazır ve nazır olan, basir, her şeyi, her yönüyle eksiksiz gören, mahlukatına da, yarattıklarına da görme duygusunu veren demektir. Tabii ki canlıların çoğunda dörme, görme duygusu beştir, buradan insan ve hayvanlara çevreleriyle temasta olabilmeleri için dil, kulak, akıl, temas ve görme duyularını vermiş ve sorumlu olan yarattıklarından, mahlukatından da kendisini, eserlerinden tanıması için bu duyularla donatmıştır. Basir her şeyi bütün incelikleriyle gören, gizli açık her şeyi en iyi görendir. Basir görmek, şehit şahitlik yapmak. Rakip de her an kontrol eder durumda olmak anlamına gelir. Bazen görürsün. Ama ne ama ne şahitlik edersin ne de kontrol için görürsün. Görmek ilk hali, rakip kontrol. Görmek ilk hali, basir ismi. Rakip kontrol hali, şehit şahitlik etmek gibi bir sonuçtur.